Fıstık reçeli Antep fıstık memleketi olduğu için Antep fıstık reçeli yok durdu. Biz de deneyelim yapalım dedik. Yaptık ve tuttu da yiyen çok beğeniyor. Herkes çok güzel diyor. İlk duyunca yani farklı tepkiler alıyor. Fıstığın yani böyle hamdan fıstığın reçeli mi olur falan. İşte her şeysi var. Bu da reçeli de olsun dedik ve yaptık yani. Yedikten sonra çok beğeniyorlar. Tattırıp veriyoruz tabii ki. İşte ağaçtan topladık. Tazeyken daha sertleşmeden topluyoruz. Topladık. Ondan sonra ayıkladık dallarında. Ondan sonra onu haşladık, tatlandırdık. Ondan sonra reçel işlemine geliyor, hazır oluyor reçel yapmaya. Ondan sonra reçeli şerbeti kaynatıyoruz. Biraz kaynatınca içine fıstıkları atıyoruz. Reçel kıvamı gelene kadar kaynıyor. Antep fıstık memleketi olduğu için her çeşit ürünü var. Dedi ki fıstığın her türlü ürünü var da reçel niye olmasın? Eşimle beraber denedik. Çok denemenin sonucunda yaptık, başardık. İlk kimseye tattırdığımızda, söylediğimizde herkes önce şaşırdılar, sonra çok beğendiler. Fıstık reçelimizin 250 gramlığı var, 10 lira. Yarım 500 gramlığı var, 20 lira. Kiloyla açık isteyenler var. Onlara da toptan isterlerse 40 kilosu 40 liradan vereceğiz, veriyoruz. Bugüne kadar eşimle beraber 25 çeşit kadar reçel yaptık. Ama en ilginçleri tabii kimsenin yapmadığı kekik reçeli, kantaron reçeli, koruk reçeli, adaçay reçeli, ıhlamur reçeli gibi tabii fıstık ayrı bir konu. Tabii yine hep düşünüyoruz, hep planlıyoruz daha çeşit ne bulabiliriz, ne yapabiliriz diye. Aklımıza gelen her çeşit reçeli yapmaya niyetliyiz. Yani yapıyoruz hem can sıkıntımız gidiyor hem kendimize bir eğlence oluyor. Ek gelir oluyor kendimize. Emek sonuçta emekli kişileriz. İyi ki başlamışız. Bir sene önce başladık. İyi ki başlamışız.